Selamlar. Borsa yorumu yapalım. Borsa son günlerde tatsız olmaya devam ediyor. BIST 30 20 günlük fiyat ortalamasına geldi, değdi, iğne attı, biraz üstünde kapattı. Bu fena gözükmüyor. BIST 100'e bakacak olursak ise bu 20 günlüğün altında kapattı. BIST 100'e bakacak olursak ise bu 20 günlüğün altında kapattı. BIST 100 iyi gözükmüyor ama bence BIST 100'e bakmayın. BIST 30'a bakın. Asıl olay burada dönüyor çünkü. Hisselere bakıyorum. Birçok hisse BIST 30'daki 5 gündür üst üste kırmızı yaktığını görüyoruz. Zaten endeks de neredeyse öyle. Kaç gün olmuş? Endeks 8 gündür düşüş trendinde. Arada bir küçük tepki geliyor ama sonra bir daha basılıyor. 8 gün düşüş az bir düşüş değil. Bakın daha önce şurada yine uzun süren bir düşüş olmuş. Sonra çok sert bir tepki gelmiş. Sonra bir daha basılmış. Ama bir daha tepki gelmiş. Yani şu anki gözüken durum bence fena değil. Ben bir tepki bekliyorum açıkçası. Çünkü endekste haber akışı güçlü. Beklentiler iyi. E şimdi tamam, beklentiler güzel. Yabancı yatırımcı gelecek falan. Ama bu hemen olmayacak. Yani sonuçta adamlar şu anda tahvilde. Bu tahvilden de pek çıkmaya niyetleri yok gibi. Hazır para, faiz yemesi, güzel carry trade falan. Bunlar hemen tabii tahvilden hemen çıkmaz ama beklenti çıkıp borsaya gelecekleri yönünde. Ve ben son bir yıl içinde şunu defalarca şahit oldum. Beklentiler çok erken fiyatlanıyor kardeşim. Mesela bunu Turkcell'de gördüm. İşte Turkcell'de beklenti şuydu. Enflasyon düşecek. Ardından Turkcell o yılların işte birikmiş enflasyon enerjisini patlatacak yani. Ve enflasyonun üstünde faturalar yansıtıp orada acıyı çıkaracak ve firma kar patlaması yapacak. Beklenti buydu Turkcell'de. E peki enflasyon düştü mü şu anda? Düşmedi. Ama Turkcell uçtu gitti. Yani beklentiden çok önce gerçekleşti. Sonra beklenti neydi? Ereğli HRC fiyatları yükselecek. İşte Amerika'da faiz indirimleri olacak. Sonra piyasalar açılacak. Çelik yükselecek. Ereğli de pozitif etkilenecek. Bu senaryoyu en az bir yıl var belki. Çünkü bu yıl faiz indirimi beklenmiyor Amerika'da. Veya 6 ay var diyelim. Ereğli ne yaptı şimdi? Uçtu. Zirvesine geri gitti. Son 1-2 ay içinde çok sert yükseliş yaptı. Beklentiden çok önce atak geldi. Yani bunu defalarca gördük. Daha bir sürü örnek sayabilirim bununla ilgili. Borsada beklentiler artık çok erkenden fiyatlanıyor. Ve bir beklentiniz varsa pozisyonunuzu alın, sabredin. Borsa İstanbul'un beklentileri iyi. Yabancı yatırımcı geleceği yönde. Yılların birikmiş enerjisi, 10 yılın birikmiş enerjisi var. BIST 100 endeksi önce 500 dolar tarih zirvesi. Ardından üstüne de çıkabilir. Duruma göre bakacağız. Borsada kapanışa doğru Yapı Kredi satışının vazgeçildiği haberi geldi. Aslında kötü bir haber. Ya borsayı düşürecek bir haber aslında ama borsaya bakıyoruz zaten kaç gündür üst üste kırmızı yakmış. Daha da düşürür mü bilemiyorum. Kötü olaylar zaten fiyatlanmış olabilir. Hissesi olanlar, spotta olanlar, yani işte kredisiz, borçsuz hisse alanlar, yakın vadede bozmak zorunda olmayanlar, zaman konusunda sıkıntısı olmayanlar bence panik yapmasın ve gece kafalarını yastığa rahat koysunlar. Çünkü illa düzelecek yani. Tabi hisseye de bağlı. Ben biliyorsunuz BIST 30'da pozitifim, yabancılar alabileceği hisselerde, rasyoları iyi hisselerde. Yan tahtalarda hikayesi olanlarda, ucuz olanlarda, işte 6 ay, 1 yıldır aynı fiyatta olanlarda yine pozitifim. Ederi varsa yükseleceğine inanıyorum. Lotu az da olsa çok da olsa durumlar böyle. Peki borçla hisse alanlar, krediyle hisse alanlar ne yapsın? Bunların iki seçeneği var. Eğer endeksin daha da salıp 50 günlük fiyat ortalamasına düşeceklerine inanıyorlarsa o zaman borçla aldıkları hisseleri pozisyonu kapatabilirler. Eğer endeks 20 günlüğünde altına inip kapanışı yapacak olursa, BIST 30 için konuşuyorum. BIST 100'e bakmayın. O bence boş iş. Asıl olay burada. Pazartesi günü eksi açılış yapıp artıya geçebilir. Eğer yarın borsa eksi açıp günü artı kapatırsa bence durum ve gidişat iyi. Ama artı açıp kapanışa doğru eksi kapatırsa ve 11.380'in altında kapatırsa BIST 30 gidişat kötü. Eğer artı açıp eksi kapatırsa bu 20 günlüğü kırarsa o zaman evet 50 günlüğe değebilir. Peki değer mi? Haber akışı güçlü. Değmemesi lazım bence. Beklentiler iyi. Ama işte bu Yapı Kredi satış haberinin iptal olması falan. Yani bilmiyorum.
Burada biz indi kaldır yapmıyoruz sonuçta hisseleri. Size bakacağınız rasyoyu söyledim. Pazartesi günü eksi açıp artı kapatırsak iyi. Artı açıp eksi kapatırsak 20 günlüğün altında kapatırsak kötü. Kararsız olursa şöyle bir nötr kapatırsa o zaman yine dönebiliriz. Ama bence spotta olanlar, borçla krediyle hisse almayanlar kesinlikle panik yapmasın. Krediyle borçla hisse alanlar ya yarınki kapanışa doğru artık borsa kapanmasına doğru kararlarını versinler. Daha önce Şubat 2024'te endeksin üst üste 8 gün düşüş trendinde olduğunu görüyoruz ama o zaman sert düşmüş ve 50 günlüğe kadar çekilmiş. Ama o zaman 10 günlüğe de yakındı. Yani borsa zaten az 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 yükseliyordu o zaman. Düzeltmede direkt 50'ye gümlemiş. Şimdi endeks bak şöyle çok sert atak yapmıştı. Şubat'ta ne kadar düşmüş? Tepeden %7,5 düşmüş ve 50 günlüğe gelmiş. Şu anda endeks tepeden %7 düştü ve 20 günlüğe geldi. 50 günlüğe düşmesi demek %11 düşmesi demek. %11 çok büyük bir düşüş bence yani endeks için. Bence o kadar kolay kolay düşmez. Dolayısıyla buralardan bir tepki gelebilir. Peki aralarda bir yol bulabilir mi? Evet bulabilir. Çünkü 50'ye kadar düşmez herhalde yani %11 çok büyük bir düşüş tepeden. Şu arasını bulsa %8 falan. Bak bu olabilir. Şurada 20'nin altına iner biraz orada da silkeleme yapar mesela %8 düşmüş olur oradan da dönebilir. Bu senaryo da bana mantıklı geldi. Ama şu anki düştüğü fiyat da bence yine fena değil. %6,7 düşmüş. Bence bu da büyük bir düşüş endeks için. Ve hikaye haberler bu kadar güçlüyken ben pozitifim açıkçası. Birçok kötü olayın artık fiyatlandığını düşünüyorum. Peki bankacılık endeksi çakılacak mı? Çünkü bankacılık endeksi çakılırsa tabii ki endeksi baskılıyor. Bankacılık grafiğe bakalım. Ne zamandır aynı fiyatta? 1-2 haftadır. Bunda biraz düzeltme olmuş aslında. Yapı krediye bakalım. Yapı kredi kapanışa doğru sert düştü. Ve 50 günlüğe kadar belki geri çekilebilir. Yapı kredinin yüzde kaç düşme payı kaldı? %4,5 daha düşme payı var yapı kredinin. Aslında hala büyük bir marj var aşağı doğru. Peki diğerleri, diğer bankacılık, diğer banka hisseleri. Şimdi onlar da zaten yapı krediden dolayı uçtu birçoğu ama yapı kredinin haberi öncesinde de zaten gittiler. Bankacılıkta haber akışı güçlü, beklentiler iyi. Niye? Çünkü yılların artık dolar bazlı bakın grafiğine hala zirveden yüzde bilmem kaç aşağıda. Yani 2013 yılında banka alanların dolar bazlı kâra geçmesi hala mümkün değil. Yılların baskılanmışlığı var. Yılların enerjisi var. Evet daha önce bankacılık işte 0,5 PDD'leri gördük. Şu anda Garant'a bakıyorum. 1,77 PDD olmuş. Evet 0,5 PDD'ye göre yüksekte. Ama beklentilerine göre yabancının alabileceği bir sektör ilk. Bu yüzden bankacılıkta büyük bir çöküş beklemiyorum. Evet büyük bir rally de beklemiyorum artık. Çok bir marş kalmadı bence kısa vade için. BIST'ten hisse alacaksan benim artık ilk tercihim banka olmaz yani. Ama ben yine de bankacılıkta büyük bir çöküş beklemiyorum. Belki yapı kredi biraz daha düşebilir. Ama bunun dışında bence büyük bir çöküş olmayacak. %2-3-4 bunlar çöküş değildir. Dolayısıyla endeksi ne düşürecek yani? Endeksin düşebilmesi için hisselerin de düşmesi lazım. Peki bir de dolar bazlı bakalım. Şimdi haftalı aldım BIST 100. Görüyorsunuz tabloyu. Biraz daha yakın var ya bak. Daha önce 307 dolardan burada BIST 100'e bakıyorum. Kapanış yapmıştı. Sonra saldığı atak yaptı. Cuma günü haftalıkta bakıyorum. Bu hafta sert bir kırmızı mum yaptığını görüyoruz. Normal. Endeksin 307 dolara kadar BIST 100'ün düşmesi son derece normal. Peki düşer mi? Dolarda bir rüzgar yok. Carry trade var. Dolarda bir şey yok yani. Dolar gidemediği için 307 dolara inmeden de BIST 100 yoluna devam edebilir. Şimdi BIST 30'un dolar bazısına bakıyorum. Bunun desteği 324 dolar. Yani %7 aşağıda oraya kadar düşmez. Belki şurası olabilir. 344 dolar. Buraya ne kadar var? Buraya %1,30 falan var. Bence buralardan aşağı düşmeyiz. Endekse ilk bakışım bu şekilde. Hafta sonuna girdik artık. Yine 1-2 gün daha vakit olacak. 1-2 gün biraz daha bir düşünüp, çeşitli meditasyonlar yapıp, slow müzik eşliğinde daha dikkatli düşünüp, duruma göre yine bir video gelebilir. Şu anda artık 1-2 gün tatil. Hafta sonuna geliyoruz. Eğlenmeye bakın. Fenerbahçe'ye Mourinho geldi. Hayırlı olsun. Umarım Türk takımları Avrupa'da da iyi bir performanslar olur. Umarım UEFA'yı kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarız. Umarım hem bilimde
teknolojide ve sporda her alanda daha da başarılı oluruz. Neşelenmeye, mutlu olmaya ihtiyacımız var. Hafta sonuna girdik. Siz de gezin, eğlenin, kırlara gidin. Havalar iyidir birçok yerde. Uçurtma uçurun, ip atlayın, müzik dinleyin, konsere gidin, tatile gidin, kafa dağıtın. Herkese iyi ve mutlu hafta sonları dilerim.